Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mültekal Ebhür'den hasta namazına geldik. Hastalar nasıl namaz kılacak? Evet. Acize. Bir adam acizse anil kıyami, ayakta durmaktan, ha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık emri var. Eğer ayakta durarak diyor namaz kıl. Ama gücün yetmişse bir tarafına ne yap? Yani oturarak manada kılabilirsin. Hadis-i şerif var. Veya ya ayakta durmaktan aciz veya khafe ziyadetel maradi bi sebebihi. Yani eğer ayakta durursa hastalığı artacak diye korkarsa. O zaman salla kaiden. Oturarak namaz kılabilir böyle bir adam. Yerke'u rüka gidecek tabi. Ve yessüdü secdeye gidecek. Ama nasıl? Şimdi bu geldi. Ve in ta'adderer rüku'u ve sücudu. Yani rüku ve secde de imkansızsa hasta. Evme'e bi ra'sihi kaiden. Oturarak başıyla ima eder. Oldu mu? Ve ca'ale sücudehu ahfada. Ama secdeyi biraz daha basık yapar. Yani mesela rükû böyle yaparsa secdeyi iyice eğilir. Ve la yerfa'u ila veşhihi şey'en lissucudi. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu yapanları gördüm ben. Secde etmek için hiçbir şeyi yüzüne kaldırıp kendine getirmez. Hani alnım yere gelsin. Tabii yastığı vesaireyi. Oldu mu? Yani gerek yok. Yastığı özellikle yapıyorlar bazıları. Yanlış. Fe infale eğer yaparsa ve huve yahfadu ra'sehu ama başını eğerek yaparsa böyle bir şey saha imahu. İması sahi olur. Ama ve illa hiç başını eğmezse fela yasahu. Ne kadar güzel değil mi? Sahi olmaz o zaman namazı. Ve başka bir konu. Ve in ta'adderel ku'udu. Kadede oturmak mümkün değilse, hasta imkanı yok. Evme emsterkiyen, yan yatarak ima ile namazını kılar. Ne müthiş bir şey değil mi ya? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ki Allah'ı, değil mi? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Yani ayakta veya oturarak veya yanları üzerinde yatarak da zikrederler. Ve riclahu ayakları ile kıbleti kıbleye doğru olacak. Böyle yatar. Allah Allah. Ev muttaci'an veya bir şeye dayanır. Ve veşhu ileyha. Ama yüzü kıbleye yönelik olacak. Başka bir mesele. Ve in ta'adderel imau bi ra'sihi. Allah Allah. Başıyla da ima etmek imkansızsa uhhirat veya evet uhhirat. Namaz tehir edilir kardeş. Namaz sakıt olmaz. İyi dinleyin. Namaz sakıt olmaz. Onu kaza etmek mecburiyetinde gücü yettiği zaman. Ama şöyle bir durum var. Bir adam bak yani bir gün bir geceden fazla olursa o zaman sakıt olur. Yani gücü yok. Namazlar çoğaldı. 6 rekat mesela. 6 rekat diyorum. 6 vakit namazı kılamadı. Yani başıyla bile ima edemiyor. O zaman sakıt olur diyen alimler var. Ama tartışmalı. Ve la yumi'u. Yumi de denilebilir. İma edemez. Bi ayneyhi gözleriyle. Ve la bi hacibeyhi kaşlarıyla da ima edemez. Allah. Ve la bi kalbi. Kalple de imada bulunmaz. Başka bir mesele var. Bunu dinlemenizde fayda görüyorum. Şimdi bir yara var. Akıyor secdeye gittiği zaman. Anlatabildim mi? Oturarak ne yapar? Namazını kılar. Hem de ima ile kılar. Yani burası çok enteresan. Tabii. Ağrılarda bunu daha Tabii. Ve doktor sırtı üzerine yatmasını istedi. İstilka diyorlar ya. Sırt üzerine yatacak. Ta ki gözlerinden su çıksın. Yani o zaman ima ile sırtı üzerine yatarak namazını kılar. Anlatabildik mi? Veya çok enteresan bir hasta var. Yaralı bir hasta. Altındaki elbise necis. Anlatabildim mi? Ama ne koysa altına
hemen anında yine necis oluyor. O zaman olduğu gibi namazını kılar. Oldu mu? Çok enteresan. Şimdi, evet, bu önemli bir nokta. Geliyoruz bir başka konuya. Ve in kadira, eğer gücü yetiyorsa, alel kıyami. Kadere mi yazıyor? Kadere. Tabii kadere daha doğru, kadire değil, özür dilerim. Ve in kadera, bunları ikaz edin. Ben yanlış bablarda hata yapıyor insan. Kadere yakdiru. Fiil-i müzariinden kafam karıştı. Ve in kadera, gücü yetiyorsa, alel kıyami, ayakta durmaya, bura önemli. Şimdi, ve acize anir rükû'i ve sücûdi, ama rükû ve sücuda gidemiyorsa, yûmi'u kaiden, yani oturarak ima eder. İma ile namazını ayakta kılar. Ayakta durmaz yani. Tabii. Ve huve eftalu minel imai kaimen. Oturarak ima ile namaz kılmak, ayakta ima ile namaz kılmaktan daha uygun. Daha faziletli. Başka bir hüküm. Velev marida. Bu merida kardeşim. Yani bir adam hastalansa. Fi etnâ-i salâti. Namaz sırasında. Deniye namazı tamamlar. Bima kadera. Gücü yettiği kadar tamamlar. Velev iftetahâ kaiden. Eğer bir hasta adam, anlatabildim mi? Ayakta namaza başlarsa, yok, oturarak namaza başlarsa, özür dilerim, yerkâ'u ve yescudu, rükâ ve secdeye gider. Sonra, fekadere, gücü yeterse, alel kıyami, kıyama gücü yetecek hale gelirse, namazın ortasında, benâ kaimen, o namazı ayakta olarak tamamlar. Ayakta derken, yani kıyama kalkarak. Ve kâle Muhammedün, ama İmam Muhammed Hazretleri diyor, hayır. Çünkü oturarak başladı namaza, yeste'nifü, namazı baştan başlatır. Ve in iftetaha, eğer bir insan namaza başlarsa, bi imain, yani ima ile namaza başlarsa, fekadere aler rükû'i ve sücûdi, sonradan rükû ve sücuda ne, gücü yeter hale gelirse, namazın içinde yani, iste'nefe, namazı baştan alır. Ha, velil mutatavvi'i, yani nafile namaz kılan adam, farz namaz değil ha, o enyettekiye yaslanabilir. Ala şeyin, bir şeye yaslanabilir. İn e'ya, eğer yorulursa, anlatabildim mi? Yani mekruh değil o. Zayıftır, yorgunluk var. Anlatabildim mi? Ama yorgunluk yok. Yaslanırsa o zaman mekruh oluyor biliyorsunuz. Tabii. Şimdi başka bir hüküm. وَلَوْ صَلَّى فِي فُلْكِنْ جَارٍ. Yani yürüyüp giden bir gemide namaz kılsa. Kaiden ama. Oturarak namaz kılsa. Bila özrin. Özür olmadığı halde oturarak namaz kılsa. Sah. Sahihtir. Hilâfellehuma. Anlatabildim. İmameyn diyor ki sahih değildir. Mutlaka ayakta kılacak. Gemi, ev gibi bir şey. Ve fil marbuti, demirleyen bir gemide, yani bağlanan bir gemide, la tecuzu, namaz sahih olmaz. Yani oturarak, bila özrin, özürsüz, oturarak namaz sahih olmaz. Marbut dediği ne demiş? Marbut, şimdi? Geminin bağlı olması, demirli olması. Hı. Bağlanan gemi ayrı, yürüyen gemi ayrı. Düşmemesi için. Tabii. Düşmemesi için tabii. Yani bu vaka bu. Şimdi kardeş, eğer bir kimse yürürken, yani anlatabildim mi? Namazı yani bir gemide kılsa, anlatabildim mi? Oturarak kılsa yani, caiz. Sebebi ne? Baş dönmesi söz konusu olabilir. Bu önemli. İmam Ebu Süfe Muhammed Hazretleri hayır, ayakta kılacak diyor. Çünkü özürsüz bunu terk etmek caiz değildir diyor. O zaman şunu özetleyelim. Namaz ittifakla gemide caiz. Bağlı olsun, bağlı olmasın. Tamam? Mesele bu. Aynı şekilde gemide de kılmak. Ondan sonra uçakta da kılmak caiz. Çünkü gemi gibidir bu da. Yani
Gemi de yer küresi gibidir. Çünkü yürümesi pek fazla anlaşılmaz. Dolayısıyla hayvan gibi değildir ki ayakta veya ima ile namaz kılsın. Yani gemi de büyük gemi. Yani mesele bu. Tren de böyle. Uçak da böyle. Anlatabildim mi? Uçak da böyle. Dolayısıyla yer durumundadır. Ayakta kılınabilir eğer ayakta kılmaya gücü yetiyorsa. Ama gücü yetmiyorsa oturarak kılar. Oldu mu güzel kardeşler? Başka bir mesele, iftitah tekbirinde kıbleye yönelmek için yönelmesi gerekir. Anlatabildim mi? Her döndüğünde de oraya doğru yönelmesi gerekir. Gemi için konuşuyoruz bunu. Uçakta namaz kılan bir adam önüne pusula kor. Koyması tavsiye edilir. Uçağın kıbleden döndüğünü görür görmez oraya doğru yönelse isabet olur. Ama eskiden pusula var mıydı eskiden? Eskiden beri vardı. Vardı hocam. Ulan ne enteresan hükümler ya. Hoş yani. وَمَنْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ Bir kimse bayılsa اَوْ جُنَّ veya delirse ama ne kadar? يَوْمَنْ وَلَيْلَةً Tam bir gece ve bir gündüz. Yani beş vakit namazda. Namaz vaktinde. Kaza. Beşini de kaza eder. Ama وَاِنْ زَادَ سَاعَةً Bir saat bile bir günden fazla olsa bu bayılma veya delirme la yaktı. Bu bir saat dedi hocam bizim an an değil mi? An tabii. Ve inde Muhammed'in İmam Muhammed'e göre yakdı kaza etmeli. Ma lem yedhul vaktü sadisetin. Bu daha makul. Altıncı vakit namazının vakti girinceye kadar kaza etmeli diyor. O bir an da olsa diyor ötekiler. Kalsın mı? Kalsın çünkü ancak böyle gideriz. Güzel bir şey yani. Secde-i tilavete geldik.